Ben kendim bakarım. Ben gerekli yardımı yaparım. Bununla konuştuğumuzda oyun çöküyordu. Konuşmayacağız. 12 kalesini alacağım. 38 kişi var abi içeride. Bunları hemen inşa edelim, girelim. Bastonun hepsini sen mi yiyeceksin? Yiyeceğim tabii. Aleyküm selam. Yok ne yandan tacım. Geç kalmadım. Bir yeni bir oyuna baktık. Immortal Hunter diye. Şimdi Bannerlord'a geçtik. Devam çek. Daha yeni başladık. Şu an başladık hatta. Daha şu an right now yani. Right now. Yani bu savaşı da yapmamı beklemezsiniz diye düşünüyorum. Evet. 207 tane asker varmış. Alayım ben onları kardeş. Alayım ben onları. Ben onları bir parti alayım. Geliştirmelerimizi çakalım. Oyunun sesi böyle çift geliyor gibi hissettim. Tuna'yla oynayacağız ya. Daha konuşmadık ki. Bir daha üstüne konuşmadık. Onu oynayacağız, oynayacağız. Bir Age of kapışacağız Tuna'yla. Fıs fıs sanırım. Öyle söyleniyordu. Bizi ben neler bekliyor. Bakacağız. Bakacağız. Oyun biraz fıs gibi, evet. Mortal Online. Yani olmamış. Hani arkadaşlar yapmaya çalışmışlar. Bayağı emek vermişler. Ama olmamış. Bir de bunu aylık üyelikle satacaklarmış. Hani mesela para verip aylık üyelikle almış olsaydım şahsen şu anda GM'e mesaj atıyordum yani. Yedi ceddine. Merhamet göstermek zorunda kaldık. Neden? Çünkü bizim kültürümüzde bunlar. Pekala, kaleyi yönetelim. Bir tık para bırakalım kardeşim. Kalede de para olmazsa olmaz yani. Önemli para bu işler için. Şöyle basalım paramızı. Geliştirmelerimizi yapalım. Gittiğimiz yere biliyorsunuz medeniyet götürüyoruz. Hemen buradan garnizonunu da ayarlayıverelim bunun. Yanımıza aldığımız fazla gereksiz askerlerden salalım buraya. Gönüllüleri ver. Orman koşucusunu ver. Milisleri ver. Milisleri ver. Milisleri ver. Dağlıları ver. Milisleri ver. Bence Obrightke. Klan savaşçısını ver. Bunu ver. Bence Obright. Bence Obright. Onika Kalesi'ni de güzel bir şekilde ceplediğimizi düşünüyorum. Şuradan 500 kişilik bir orduları gidiyor. Ben bu 500 kişilik ordunun içinden tek geçerim gibi bir hissiyata kapıldım. Ama gaza gelmeye gerek var mı? Bence yok. Şuradan 2 kişiyi çağıralım yanımıza. Bu 500 kişiyi öyle dürtelim. Öbür türlü sıkıntı yaşarız. Peki benim şeyim niye hiç izci göremiyor abicim? Aleyküm selam efendiler. Hoş geldiniz. Oha 13 birliğim kalmış. Bebelerimin içinden geçmişler. Çocuklarımın içinden geçmişler. Bunu kabul edemem. Kocalarım da hemen birlik kursunlar. Prazerlatif de hemen birliğini kursun. Beton Necla. Emerius. Unterik. Delgeç Kadir. Alright. Benim birliğimde peki ne durumda abicim? Bakalım şöyle. İzci bizi vermişiz ama bunların ayak izlerini hala göremiyoruz. Acaba neden? Kafamda deli sorular. Cidre 8 yaşında. Torunum 8 yaşına geldi oğlum lan. Bayağı yaşlandık oyunda ya. Bin bu kadar yaşlanacağımızı düşünmedim. Roket Bilal de geldi yanımıza. Gelin bakalım siz şimdi nereye kuşatacaksınız? Ben şunları bir yakalayayım da bir esir alayım ben bunları bir. Beni duydun köpek. Teslim ol ya da kutsal memelerin önünde ayaklarını dizlerinin üzerine yat. Senin web site mi çöktü ben mi giremiyorum? Oğlum niye çöksün lan bizim web site? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Turkish player. Gayet güzel. Açılıyor web sitemiz. Cayır cayır. Belki yeni haber yayınlanmıştır. Emirhan kardeşimizin bulduğu sikko başlıklar. Alright, alright, alright. Belki bir haber yayınlandıysa o anlık kişiye denk gelmişindir falan filan. 812 kişiyle bunların içinden geçip bunları da genel evimizde çalıştıracağız. Güzel bir harita geldi bence. Bence alright bir harita. Bu köpekler karşımızda gelecekler. Bizi saldırmayacaklar, biz saldıracağız. Peki. Komuta devrine verdim bakalım ne olacak. Çok mu atlı var lan? Yok çok atlı yokmuş.
Çok haklı yokmuş. Aleyküm selam efendiler, hoş geldiniz. Ya teslim ol ya da badelen köpek. Badelenenler de bugün. Tebrikler, badelendiniz. Telef olmaz. Gerekli yerde ben alırım. Bir yaklaşsın babacım ya. Boş zamanlarda biliyorsunuz ben gitmiyorum. O kadar komutanımız falan boşuna mı var kardeşim? Eyvallah Yağız'cım, hoş geldiniz. Ferdi'cim aleykümselam. Tam uyumalık yayın ne amına koyayım. Herkes yayınımızda uyuyor. Oğlum bu bizim okçu birliği niye 5'e geçti lan? Okçular ne kadar böyle duruyorlar abi? Bu nasıl bir ayrık düzen? Okçularımız etrafa dizilip köpeklerin üzerine ölüm yağdırıyordu. O sırada piyadelerimiz savaş alanına geldiler ve saldırı emriyle beraber artık herkes saldırıyordu. Sizi mınak kuduklarım. Video. Amma blokladı be herif. Robin Hood. Kutsal memeler. Savaş alanında birbiri önüne gelen rakiplerini deviriyor. Kelleler bir bir kopuyor. Bu bir Hood gerekeni yapıyor. Rakibin korkak ordusu kaçmaya çalışıyor. Ama bu bir Hood onları bırakmaya hiç nevesli değildi. Yes baby yes. Vallahi bugün iç aç değilim oğlum. Bugün hanımla vallahi keyif yaptık. Bir hayvan gibi yemek yedim. Fener'in yeni top sorumlusu Leve olmuş. Allah geçmiş olsun. Ne diyeyim? Adamın önünde o kadar fırsat varken Fenerbahçe'ye gelmesi üzücü. Onun açısından. Fenerbahçe için iyi ama çok güzel bir teknik direktör almışlar. Biz de börek yiyek börek. Slow motion nasıl yapıyorsun? Dismemberment moduyla beraber gelen bir özellik. Açarsan slow motion oluyor ya. Uloycum hoş geldin. Meritor, bademlemeye hazır mısın? Are you ready for bademing? Yes. Vuruyoruz. Artık benim tutsam mısın? Hem de genç bir çocuk. Taze ve körpe bir lord. İmparator Jakorios. Eminim ki imparatoru bademlemek için birçok köylü sıraya girecektir. Ay arkadaş ya. Tutsaklar. Elit imparatorluk ok aktlarını alırız babacım. Katafrakt alırız. Zırhlılar alırız. Vatan yasillerini alırız. Kahramanları alırız. Anın dışı siziniz. Hiç fazla aldık. Ama onu da şuradan hallediveririz. Eyvallah eyvallah. Eyvallah keke. Oo, benim için birazcık saldırı atığı da toparlamışlar. Teşekkür ediyorum evlatlar. Kıvanç'ın babası rahatsızlanmış, haberi olsun. Kıvanç şu anda babası rahatsızlandıysa, Kıvanç şu anda direkt şeyi düşünüyordur. Miras kime kalacak? Kıvanç direkt onun hesabını yapıyordur. Benim tanıdığım Kıvanç. Babam ölmeden son bir imza attırayım de miras bana. Onu falan düşünüyordur piç. Bir ay önce daha aylıkları top gibi paslıyordu. Geçen gelen geçen tecavüz ediyordu. Şimdi 1000 kişilik orduyu F6'ya salıyoruz. Vay be Manukyan. Ya nereden nereye? Nereden nereye? O hemen bir noterden kağıt çıkarmıştır.
Babası böyle orada hasta yatağında yatarken parmağını bastırıp böyle imzalatıp tüm mal varlığım Kıvanç'a kalsın falan. Kıvanç ya. Şunların hepsini geliştir. Amitas'taki Brotolos'umuza, bu yeni yakaladığımız lordlarımızı bırakmak bizim için bir keyif olacak. Zindanda da bir adet istinayı görüyorum. Gel bakalım genç kız. Evet, bundan sonra size boş boş gezmek yok. Aa, burayı almamışız. İlginç. Burası nasıl benim olmaz? Burası benim nasıl olmaz? Zenginliğimin yegane sebebi. Brotolos'lar. Burayı almak istiyorum. Sağ ol bakalım. Evet. Bundan sonra mekanınız burası. Meritor, Urios, Jakarios ve Isna. Burada çalışacaksınız ve bana para kazandıracaksınız. Bademlenme gaming demem ki. Nereye alsak şimdi? Nereye alsak? Bence seriden bir Faycon'u alalım ya. Faycon'u bir alalım. Faycon bir bizim olsun. Hak ettik Faycon'u. Öyle hissediyorum. Ayrım. Uyumuyor. Şimdi bu Shima Basurlulardan güzel. Necati de gelsin. Şimdi basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Güzel. Ne oldu oğlum? Bir şey oldu. Amitas'ta isyan çıktı lan. Vay AMK ya. Brutulasun ne oldu acaba? Oraya bıraktım Lord. Oha. Kuzeyt'e bak, bana savaş falan ilan ediyor. Siz hayırdır la? Hayırdır oğlum? Yürek mi yediniz aslanım? Evinizin içinden geçerim eleğinizin. Cidre. Alimlikte biraz gelişsin. Liderlik vermişiz bu çocuğumuza. Taktik vermişiz. Vekillik verelim. Devam ki. Bir F5 alalım. Oğlum zevkler ve renkler tartışılmaz. Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Bununla ilgili yaklaşık 78 tane daha şu anda atasözü sizlerle paylaşabilirim. Sakın benim travşelerim. İndirin bütün hayvanları. Bir bir yok edin. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, şahane, şahane. Harika, harika. Bir yeri daha kırın, girelim içeriye. Ya bunlar teslim olacak ama ya. Hadi lan çıkın da teslim olun oğlum, benim birlik bütünlüğüm bozulmadan ya. Teslim olmuyorlar. Hadi oğlum, hadi oğlum. Allah belanızı versin ya. Saldırıyorum abi. Saldırıyorum. Yemekleri bitti de teslim alıyor. Bütünlük de alacak. Şimdi içimizden geçecekler. Hiç o topa girmeye gerek yok babacığım. Hiç o topa girmeye gerek yok. Duvarları kırmadan girmek daha mantıklı. Sonradan surları tekrar inşa ederiz ya. İnşaat bizim işimiz. İnşaat bizim işimiz. Benim cesur askerlerim. Tüm bu köpekleri yok edeceksiniz. Yegane göreviniz bu şehri benim topraklarıma katmak. Razif'te de mi isyan çıktı? Razif aslında olan arkadaş ya. Niye böyle? Razif bizde miydi? Bizdeydi herhalde lan Razif. Buradan vurmadık mı? Buradan vurmadık mı? Şuradan koymadık mı? Oha bayağı uzakmış lan orası. O da anasının nikahına gitti. Banner Lord'u yükledim. 30 FPS zor alıyorum. Bütün ayarları yaptım. i5 920 SSD var. Valla dostum düşük ayarlar yapacaksın. Gölgeleri kapatacaksın. Bir daha bir bakacaksın. Hepiniz saldırın benim cesur askerlerim. Sağlı sollu. Şehrin içine giriyor. Sancakları gündüz vakti meşale taşımaları saçma. Evet, sancaktarların o saldırmamaları ve meşale taşımaları biraz daha beni de üzdü yani açıkçası.
Oğlum baksana bizde bile şu anda oyun buralarda deli gibi kase ya. Double kill, kill, kill. Yine double kill. Kellenizi alırım. Arada bizim asker de gitti ama olur o kadar. Bu ne lan kırık mırık burası? Hayırdır oğlum, şükür şükür peşinde misiniz? Lan burası yol yokmuş. Aha! Fazla atladık. Gaza geldik, atladık. Evet bu arada 30 FPS o sistemle iyi lan. Sizin buna kuduklarım. Mene kuduklarım. Allah 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 Allah. Adamın içinden geçerim, içinden. Balta mı atıyorsun lan bana? Beni mi baltalayacaksınız oğlum? Bizi mi baltalayacaksınız? Kelleler havada uçuşuyordu. Bu Bunut'un aldığı kelleler adeta Kalradya'nın dört bir yanına saçılıyor. Kim kapıyı? Açın kapıyı. Gelin benim cesur askerlerim. Öldürün hepsini. Nice keke. Şu oyuna bir Osmanlı modu yapın ya. NPC de basamıyor oğlum kuşatma sırasında. O yüzden kuşatmalar çabuk kalkıyor. O update'le gelmedi dostum ya. O şeyle geldi ya. Modla geldi. Demek kaleye geri çekildiniz. Hadi bakayım. Hadi bak. 22 kişi bize katılmak için can atıyor. Sevdiğimiz şeyler bunlar. Alright kekeler. Alright. Alright. That's it. Atları alırım. İnekleri alırım. Devam ke. Tavan edin lan. Kaleyi yönetelim hemen. Buraya kim atayalım? Vivian'i atalım. Al kızım, sana bir de para vereyim. Al benim evladım. Tamam, orduyu bir dağıtayım. Ve sonra birazcık bekleyelim. Birazcık bekleyelim. Şuko modu hakkında ne düşünüyorsun? Modu gördüm, çok beğendim. Oyunu bayağı bir değiştirmişler. Ama oyun daha modu hiçbir şey çıkmamış. Onu söyleyeyim yani. Kobra Murat da şeyde yakalanmış gerizekalılar. Mod daha çıkmamış yani. Tamam, şimdi gidelim. Amitas'ta alalım. Hani oğlum Razit'te isyan, bunlar bastırmış mı isyanı? Ben bir anda tastı geri almaya gideyim de.
Bizim çocuklar alıyor aslında Amitas'ı geri ama. Kuş atmaya da katılıverelim, ne yapalım. İçimiz büyümüş. 2 yaşına gelmiş. Zeka verelim. Ulan güç veririz, zeka gelmez. Zeka veririz, zeka gelmez. Saçma sapan bir şeyler. Alright. Pandemi başlamadan PC aldım 7.5K'ya. Şimdi nereden baksa 15K falandır. Oğlum inanılmaz uçtu lan. Benim 8000 liraya almıştım işte RTX 3060 Ti. Zotac. Ne kadar ediyor şu anda? Bakın internetten söyleyin. Abi tarihte en çok sevdiğim birlik. Tarihte benim en çok sevdiğim birlik. Tabii ki bizim kendi birliklerimiz ya. Yani bu Kuzeyit Kaan Muhafızı gibi olan eski Türk birliklerine bayılıyorum. Çünkü o zaman öyle bir teknoloji yok. Adamlar bir de uzun menzilli ok atabiliyor bizim atlılarımız. İşte Moğollar döneminde olsun, Hunlar döneminde olsun. Atlılar geliyor baba, pış 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 okları atıyorlar. Herifler okların sesini ve ölümün sessizliğiyle uyanıyorlar. Yani daha ötesi var mı lan? Daha ne olsun birlik? Efsane savaşlarımız var yani. Tabii Moğolları da hani kendi soyumuzdan sayıp, Türk sayıp konuşuyorum. 14.839 TL. Oha. Mazlum, yapacak bir şey yok yani, kaderlerinde varsa. Oğlum tapınak şövalyeleri mesela o dönemde en ağır zırhlı, en elit birlikler gibi görünüyor. Evet. Ama işte karşılarında özellikle hafif zırhlı, hızlı hareket eden ordular olduğunda boku yiyorlar abi. Yani vurkaç taktiği yaptığın tapınak şövalyelerinin olduğu kısma, ki bunu zaten şey falan yaptı vakti zamanında. Herifin adı neydi? Memlüklerin falan başındaki şey. Liderin adı neydi ya? İşte Filistin şeyi alan, Kudüs alan. Unuttum adamın adını. Beyin gitti. O mesela o taktikleri falan çok kullandı o zaman. Vurkaç yaptı. Ağızlarına sıçtı heriflerin çölde o kadar ağır zırhlarla. Selahattin Eyyubi, aynen. Selahattin. Selçuklu'yu dağıtan Moğollardı. Türk değil Moğollar. Yani kavim olarak düşündüğünde, soy olarak düşündüğünde Türk soyunun bir devamı gibi düşünebilirsin Moğolları. Bir kol olarak düşünebilirsin yani. Ya sonuçta Atatürk vakti zamanında Sümerleri, Hititleri falan da Türk saydı. Hani bunu öyle düşünürsen aslında bir tarihi zenginlik olsun diye böyle yapıldı. Çok da mantıklı bir hareket yani. Bozkır'ın çocukları Türk ve Moğollar. Ya Moğollar Türk değil, Türkler mi Moğol? Çok benziyorlar ama ayrı ırklardan ya. Onlar bildiğin sarışın renkli gözlüydü. La bildiğin aynı bokun laciverdi oğlum Moğollarla Türkler. Bak adam gelmiş yazmış. Kapat canay manehom yazmış. Crack'te aynı sorunu yaşamıştım. Ne kıyı lan? Ordu güçsüz demiyorum arkadaşlar. Konuyu çekmeyin. Heh, Hitler de kendini ağır ırktan sayıyordu ona bakarsanız yani. Öyle de bir durum var. Herif kara kuru göt gibi bir herifti. Kendini ağır ırktan sayıyordu, sarışın renkli gözlü. Kesinlikle ben de katılıyorum. Mükemmel bir stratejidir abi. Ve doğru bir stratejidir. Reklam girdi diyor. İyi yetişmiş bir Hun süvarisi dakikada 30 atabiliyordu. Hem de son sürat giden bir atın üstüne. Oğlum zaten atın üstünde ok atma olayı Türklerde böyle artık bebelikten öğretiliyordu, anladınız mı? Hani daha çocukken bu işi yapabiliyorlardı yani. O mesela çok etkileyicidir. Atla beraber yaşayıp atla beraber ölmek, büyümek. Oku atın üzerinde hem çok uzun menzilli hem de çok iyi kullanabilmek. Savaşın Efsaneleri 1. sezon. Lan TRT'nin de nadir güzel işlerinden, biliyor musun? Katafraklar Bizans'a ait, biliyorum canım.
Şövalye muhabbeti işte Roma'dan gelme bir durum oğlum. Onların biliyorsunuz soyu Roma'ya dayanıyor. Bizans'ın. Şövalye muhabbeti, ağır zırhlar falan hep Roma'dan gelme bir durum. Ya Romalıları da mesela çok severim tarihte. Çünkü o zaman insanlar mal gibi böyle donlu atletle gezerken herifler hayvan gibi böyle örme el işi zırhlarla geziyorlardı yani. Koyun tarafından yönetilen bir aslan ordusundan mı korkarsın yoksa aslan tarafından yönetilen bir koyun ordusundan mı? Vallahi koyun ordusundan biraz daha korkarım yani. İkisi de iki ucu boklu denek. O zaman F6'sı atlı okçulardı. F16'sı. Öyle tabi. Bannerlord Online'a bayağı bir yama gelmiş. Yarın deneriz. Ölümsüzler kim amına koyayım? Ölümsüzler. The Immortals. Oğlum bir de düşünüyorsun bak. O Roma'nın o zırhları yaptığı zaman o zamanki çağ amına koyayım. Siktiri boktan herifler su yok amına koyayım içmeye. Sokağa sıçıyorlar. El işi öyle hayvan gibi zırhlar yapıyorlar. Yani işte aslında bir medeniyetin ne kadar geliştiğini aslında bir yerde de sanata ve böyle detaylara gösterdiği özen gösteriyor bize. Romalıların o zaman mesela girip savaştığı kabileler böyle kendilerini şey zannediyorlarmış anasını satayım. Yani hani herifleri uzaylı falan gibi görüyorlarmış. Aynı şekilde tabii Türkler de gelip Romalıların ağzına sıçınca onlar da öyle bir duruma girmişler yani. Ama mesela o dönemde Romalılar çocuklarını falan bazı anlaşmalı oldukları Hun ve Türk beylerine gönderip orada yetişmesini sağlıyorlarmış. Hatta birçok tarihteki böyle Romalı imparator Türklerden çocukluğunda eğitim almıştır yani. Abi biraz daha sessiz olur musun? Uyuyoruz burada diyor ya. Ondan sonra bot diyorlar amına koyayım. Baskıda gidiyoruz 70 kişi 2 kişi selamünaleyküm yazıyor. Bilmiyorlar ki 65 kişi uyuyor. Ahamenish İmparatorluğu'nun en elit birliği ölümsüzler. Onu bilmiyorum oğlum. Ahamenish İmparatorluğu'nu da bilmiyorum. Ahamenish ne amına koyayım. Kasın yok mu abi? Al sana Romalı zırhı. Anlamaya zorluğu çekiyorum sanırım. Ordulara güçsüz demiyorum. Orduyu bu kadar güçlü yapanın komutanların stratejik zekasından. Ya oğlum o zaman mesela şimdi bakıyorsunuz diyorlar ki hani bozkır Türkler işte barbar falan filan diyorlar da o zamanın Hunlarında bunlarında tüm Avrupa'nın haritası ellerinde geziyor amına koyayım. Daha Avrupa doğru düzgün harita nedir bilmezken bizde tüm Avrupa'nın haritası var. Hangi kimin kimle savaş olduğunun bilgisi var. Kimin kimle ne yaşadığının bilgisi var. Yani o derin bir de aslında o zaman bir de nasıl diyeyim? Bir istihbarat ağı da var. O zaman onların, Hunların, Türklerin falan elinde. Yani bu tarihte mesela savaşları anlatıyoruz böyle siktir boktan böyle savaş oldu kazandı. Hani öyle değil o iş. O savaşın bir altyapısı var. O savaşın bir düzenlenmesi var. O savaşın bir mevsim seçimi var. Arazi seçimi var. O savaşın nerede olacağıyla ilgili komutanların istişaresi var. Adam diyor ki adama sen diyor Doğu Avrupa'ya gideceksin. Ben Batı Avrupa'ya gideceğim. Bundan tam 5 sene sonra diyor İtalya'nın kuzeyinde buluşacağız diyor. Tam 5 sene sonra konuştukları günün sabahına İtalya'nın kuzeyinde buluşuyorlar amına koyayım. Bize deseler ki yarın sabah bize gel desen uyuyakalırsın. Hacı ya uyuyakalmışım gelmeyi unuttum dersin yani. Hani öyle bir aslında gelişmişlik var. Yani o zamanki savaşlar da öyle hani aha gerizekalılar 100 kişi 100 kişi birbirine girdi aha biri kazandı öyle değil yani. Çok büyük savaşlar oluyor arkadaşlar yani çok büyük stratejiler çok büyük istihbaratlar işte ne bileyim rakibin bir yandan şeyini kesmek mesela ona gelen istikamı kesmek bir sürü farklı stratejinin olduğu savaşlar var yani bizde tarih hani böyle hep şey anlatılıyor. Bizim Türkler atla böyle dıgıdık dıgıdık her yeri aldık. Hani öyle değil. Öyle değil yani. Hani bunu altyapı çok fazla bir kere. Altyapı çok büyük. Mesela Osmanlı zamanında bir tane savaş vardı. Hangi savaştı şu anda hatırlamıyorum ama. Herhalde Kırım tarafında falan bir savaş. Bir tane paşa var abi. Osmanlı'nın bu son dönemlerinde. Avustralyalılar mı ne? Avusturyalılar şey yapıyorlar. Kaleyi kuşatıyorlar.
O zaman tabii Osmanlı da böyle kötü döneme girmiş falan. Yardım vardım gelmeyeceğini biliyor kaledeki paşa. Paşa diyor ki işte ne yapalım ne edelim bana bırakın diyor. Elimizde ne kadar barut varsa diyor mahzenlere indirin diyor, tamam mı? Bir tane diyor ki yanınızdan içinizden bir şehit istiyorum, bana kim şehit olmak için öne çıkar diyor. Oradan bir tane herif çıkıyor, herife atı veriyorlar abi. Paşa da eline bir tane bunun Osmanlı'dan geliyormuş gibi bir ferman yazdırıyor. Fermanı eline veriyor. Bunu kalenin arka tarafından gizlice dolaştırıyor abi, dışarı çıkartıyor. Herif böyle atla sanki kaleye geliyormuş, İstanbul'dan haber getiriyormuş, Edirne'den haber getiriyormuş gibi, kaleye geliyormuş gibi yakalanıyor. Herifin abi kafasını kesiyorlar, bir okuyorlar. Siz hiç merak etmeyiniz, işte Yeniçeri ordumuz emrinizde yakında orada olacaktır falan filan gibi böyle bir not yazıyor. Bu notun akabininde abi ertesi günün sabahında herif mahzenlere indirdiği barutları sırayla patlatmaya başlatıyor. Güm, güm, güm. Ananı sikim. Bu sefer düşman zannediyor ki sıçtık abi, Yeniçeriler geliyor. Çünkü ne zaman? Orada o zaman şey var abi, mehter takımı var. Mehter takımının da sesi böyle bayağı uzaktan geliyor. Çünkü güm 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 vura vura böyle geliyor herifler. Aha diyorlar Osmanlı'nın en elit ordusu geliyor diye. Eşyalarını bile, çadırlarını bile toplamadan kaçıyorlar abi. Bizim kaledeki herif de çıkıyor abi hemen ordusuyla. Onların kaçırdığı eşyalarını hepsini geri toplayıp kaleye giriyor. Erzak berzak full, sıkıntı yok. Savaşı öyle kazandığımız savaşlar falan var yani. Ama mesela bunlar bizim özellikle şeyimizde niye anlatılmıyor? Tarih derslerimizde falan bu tarz şeylere neden bu kadar yer verilmiyor bilmiyorum. Böyle böyle çok stratejik, çok aslında deha dolu şeylerimiz var ama her şey geliyor ve şeye bağlanıyor yani. Dediğiniz gibi Araplaştırmaya bağlanıyor. İşte Allah izin verdi de oldu falan filan muhabbetler oluyor yani. Şimdi Allah tabii ki manevi olarak senin yanında olduğunu düşünmek çok iyi bir şey. Kesinlikle zaten Müslüman olan bir ülkenin bunu düşünmesi her türlü lazım ama gel görelim, bir de şöyle bir durum var. Sen yeterli önlemi almadığın sürece veya yeterli yatırımı yapmadığın sürece istediğin kadar dua et. Bir sikim olmaz. Sen önce bir çalışacaksın, bir şeyler yapacaksın ki ondan sonra Allah'tan da biraz yardım isteyeceksin aslında yani düşündüğünde. Öyle bir durum var ama genelde öyle değil de sanki her şey böyle fantastik bir şekilde oluyormuş gibi anlatılıyor. Öyle değil işte. Dizi izleyen her şey var orada. Oğlum sakın tarih dizilerini izlemeyin Türk kanallarındaki. Sakın yani. Kendi tarihinizden soğursunuz. Kendi tarihinizden soğursunuz yani. Menavlyon bırakmayak ya. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Birazcık dinlenelim. Egan 8 yaşına basmış. Evladım avcılıkta gelişsin istiyorum. Yaylarda iyi bir yeteneği olsun istiyorum torunumun. Tarih dizilerine basarsak Osmanlı'yı 4 kişi kuruyor. 4 kişi kuruyor, 16 kişi de savaşıyor, kazanıyorlar her şeyi. Bir an Nihat Hatipoğlu'nu izliyorum sanırım. Ne alakası var lan? Ben Nihat Hatipoğlu olsam Ferrari'yle giderdim. O ne kadar para alıyor, sizin haberiniz var. Abi ordu şurada steklendi, farkında mısınız? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Baga bak. Değil mi? 5 kişi tüm şeyi kesiyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gerizekalı mısınız? Kaldınız orada. Vallahi kaldılar orada. Neyse, yapacak bir şey yok. Biraz malaklar. Amitast'ın sahibi. Amitast'ın sahibi benim kardeş ya. Kusura bakmayın. Size veremeyeceğim. F5 alalım değil mi? Birazdan ordusu dağılır zaten. Düzelir bence. Mal gibi kaldı orada ya. Bak bak duruyor hala. Şimdi bir Jalmares'e gidelim bakalım ya. Ortalıkta neler oldu, neler bitti. Ne yaptın oğlum? O nasıl bir mesaj? Bütün emojilere tıklamışsın ya. Bu nasıl bir işsizlik? Yemek çeşitliliğimiz var mı? Kardeş bizim. Şarabı, yağ ve tuzu da alacağım. Şimdi... Aha! Öldürtmüşüz lan Nifon'u.
Oha, Nifon'u öldürtmüşüz oğlum. Kim olmuş bunların lideri? Bir dakika. Ama ortaya çıkmış herhalde. Lord cepleyeceğiz işte zaten. Nifon'u o yüzden öldürtmüştük. Bunlar ne olmuş amına koyayım? Sen kimin kralısın? Kimin lordusun? Nesin ne değilsin kardeşim sen ya? Kuzey İmparatorluğunu biz yok ettik. Jakorios olmuş. Başına geçmiş. Jakorios'la bunun arası yok. Var mı? Varmış. Sainesios. Bunun arası var mı? Bunun da var ya. Aman. Bostrum'u alayım ben bundan bir bakalım. Bir konuşalım ne olacak. Oğlum bizim mesela Türklerin Müslümanlığa geçişi tamamen duygusal. Tamamen duygusal yani bizim Türkler böyle çok güzel bir dinmiş hadi geçelim diye geçmiyorlar. Tamamen duygusal. Onu biraz araştırın anlarsınız. Sen şu Bostrum'u sal bakayım bana ya. 4 milyon istiyor. Al lan sana 4 milyon 70 küsür. Bununla da ilişkimiz hiç yokmuş ya. Bundan aldık ama neyse. Para var, huzur var kardeşim. Avlan olsun başında bu. Albatios, Jakorios da bunlar arası iyi. Amma toprağın varmış bir adam. Paros, senin iyi mi lan? Senin de mi iyi? Abi herifin herkesle arası iyi ya. Ben bunu da öldürtüyorum amına koyayım. Sokarım lan böyle krala. Sokarım lan böyle krala. Öldürün lan bunu da. Sakses çok düşük. Bunu öldüremeyiz lan. Bunu öldüremeyiz. Abi kimi cepleyeceğiz biz peki? Lord kalmadı ya. Aseray'da var mı bizim cepleyebileceğimiz? Kadugan'ın kralı. Sizin lideriniz kim? Addas. Senin Addas'la aran nasıl? Kötü bunun Addas'la arası. Toprağın var mı? Var. Shiba Zümür, Ukuba, Simira. Üç kaleyi bana verse. Bunu cepleyebiliriz ya. Bir dakika dur şununla bir konuşalım. Bu Batanyalı bir de. Bir de Batanyalı. Şunu bir cepleyelim ya. Orhan the Lord cepleme master. Get ready. Aa. Kritik hata yaptık. Kritik hata yaptık. Herif kaleleriyle geliyordu lan gördünüz mü? Demek ki arasındaki ilişki iyi olmayınca kalesiyle malesiyle de gelebiliyor. Dost olmayınca öyle bir şeyler de oluyor. Kılıçtan geçirilerek Müslüman oldu. İyi kötü sebep sonuç tartışmıyorum. Olacak gibi değil. Müslüman olalım mantığıyla oldu. O birazcık para işi ya. Ya birazcık bayağı bir Araplar altına kıttılar orada. Evet orada bir hemen tıkladım. Ne olacak diye Orhan. Scam. Hülagi Han olmasa İslam tüm dünyaya yayılmıştı şimdiye. Yok be oğlum ne alakası var. Evet. Kim var başka cepleyebileceğimiz? Bir daha bakalım. Aseray'dan cepleyemeyiz. Güney'e baktık. Kuzey'de savaştayız. Kuzey İmparatorluğu battı. Sturgia. Vitomera'da Ol Kalesi varmış. Bu da yaşlı köpeğin biri. Çok toprağı var. Kimsesi yok. Draça var. Aha. Balgarf ve Ustokol. Bunu alsak bundan. Lan bu lider zaten. Svedorn. Yaşlı pislik ama 3 kişiler. Sen seviyor mu lan Draçay'ı? Seviyor ya. Şuna da bakalım. Rossi Wall. Draçay'ı seviyor mu? Bu da seviyor. Oğlum hepsi seviyor ya. Bebeğimiz yine büyüdü.
Neyse babacım, biz kimseyi alamayacağız gibi bir durum var şu anda. Nereye gidelim en yakın? Asgar alayım ya. Şu yarım adayı bir komple bir fethedelim ya. Biraz Aseraylı kanı dökmek istedi canım. Canım bir tık Aseraylı istedi. Çok büyük bir orduya gerek yok ya. Şunlar gelse yeter. Ortisi'ye bir girelim. Bir yemek alalım. Asker var mı? Var bir iki tane. Tuz nerede lan? Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum. Okun hala üzerimde. Şu Tubilus Kalesi'nin sahibi kim ya? Dave Falcon. Bir F5 yakalım. Aseren yerleşkesi falan kalmadı benim oyunda ama bitiremiyorum. Ya hepsini öldürmen lazım. Ölmeden bitmiyorlar. Bizi öldürdük yine bitmiyorlar. Sen şunları ver bakalım bana ya. Ordudaymış bu salak. Valla parayı bastım aldım elindeki kalelere ya, uğraşamayacağım. Ben Asgard alacağım direkt ya. Direkt Asgard Gaming. Zamcık da geliyor arkadan. Çocuğum benim. Ne oldu lan, dağıldınız? Artizdiniz. Artistlik yapıyordunuz. Vay. Vay. 2060 14K, 3060 12K, şaka gibi. 2060 3060'tan nasıl daha pahalı oluyor lan? Jacuzzi diye bağırsan uyanırım. Bu arada Amorant ablamıza host atma, gözünü seveyim. Amorant'a en son zaten host attım. Turkish player welcome falan demedi. İlişkimizi bir daha gözden geçireceğim. Bundan sonra ona host most yok. Söyleyin ona. Bir daha ona host most yok. Yayın GG mi? Yayın niye GG olsun? Sen de GG'dir oğlum. Yayında bir sıkıntı yok. Evelallah. Akairus. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız köpek. Sizleri de aldığım Asgard'a bademleteceğim. Şimdi babacığım, bizim atlı ordumuz mu varmış, atlı okçumuz. Kardeş şunu bir kapat. Bunu bir kapat. Kadar geride yaparsak da sıkıntı yaşayacağız, değil mi? Ağaçlık alanda yapalım bari. Evet, böyle gireceğiz baba. Atlı, okçu, piyade, süvari, piyade, yine hırsızı geç. Karşıda 57 atlı var. Bizde 69, 30-30'da 60 daha var. 110 tane atlı var karşıda. Ama atlı okçuları önceden bitirmemiz lazım. Biraz yanaşmalarını bekleyeceğiz. Şu küçük vahayı savaş stratejisi olarak kullanmaya çalışacağız. Çok fazla piyademiz var ya. Yaklaşsınlar, yaklaşsınlar, yaklaşsınlar. Yaklaşsınlar.
Of, şuları da birazcık tepeye çekeyim. Bir kadar yukarı çıksınlar. Yaklaşın bakalım köpekler. Yaklaş, 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 yaklaş. Şimdi. Gebertin hepsini. Güzel, güzel. Güzel. Comeback. Okçularımız gerekeni yapıyor. Toparlanın. Toparlanın. Bizim okçular nereye kaçıyor şu? Ne kadar saçma. Kutsal memeler gerekeni yapmak için oradaydı. Karşısında kimse duramıyordu. Önüne gelen tüm rakiplerin içinden geçiyor. Hepsini bir bir öldürüyordu. Double kill. Oh. Come on. Yine bir epic fight oluyor sanki. Royal Usçum hoş geldin kardeşim. Sentinel'cim öperim seni. Oh. Come on. Bir dakika, savaş gidiyor. Savaş elden gidiyor ya. Biz savaşırken elden gidiyor ya savaş. Çok kayıp vermeye başladık bir anda.
Herifler çok dağınık geliyor. Aslında bir turda çekilsek mi ya? Bence bir tur çekilelim ya. Babanda mı Legolas be? Babanda mı Legolas? Vurdu lan bana. Ooo baba. What the fuck is going on? Bir parti geri çekilelim. Bir parti geri çekilelim. Oklarımızı bir toparlayalım. Bir kendimize gelelim. Alright keke. Türk çiplayla ilişkin iki azaldı diyor. Şuradan şimdi giriyoruz. Engebeye bakalım. Atlımız kalmamış. Ama Batanya okçularımız bu savaşı bizler için bitirecektir. Ok yağmuru başladı. Aleyküm selam, aleyküm selam efendiler, hoş geldiniz. Batanya fiyanlarımız karşılarında ölümü yağdırmaya başladılar. Üzerimize doğru gelen atlılar bir bir yere düşüyor. Alevli oklar geceyi aydınlatıyor. Çölün soğuk akşamları sıcak oklarımızı da sunuyordu. VTS modu dostum, ünlem mod yazıp görebilirsiniz. Ve bir anda atlı birlik tamamen yok olmuştu. Atlı birlikten geriye ne at ne de okçu kalmıştı. Geri kalanları kaçmaya çalışıyor. Ama nafile bir şekilde hayatlarını savaş alanında kaybediyorlardı. Batanyalı fiyanlarımız ölüm yağdırmaya devam ediyor. O sırada piyadelerimiz ön tarafta gelen atlıları karşılıyorlar. Piyade birliğiyle hiçbir şey yapamayacağını anlayan Aseraylılar bir bir ölmeye devam ediyorlar. Oğlum okçular yok etti lan. Biz hiçbir şey yapmadık ki. Nice and sexy. Nice and sexy baby. Ben niye sırtımı yaslanmıyorum kardeşim ya? Koltuk aldık, sırtımızı yaslanmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şöyle rahat rahat oynamak varken. Oh, dünya varmış. Çatır çutur şimdi koltuk. Arkaya doğru yayında bir röveşatam yok mu? Koltuğun geldiği ilk gün zaten öyle bir röveşatayla karşılaştık. Öldürebildiğinizi öldürün çocuklar.
Aferin evlatlar, aferin. Artık benim tutsamsınız köpekler. Sizleri yeni açacağım genel evde. Baş hizmetçi yapacağım. Asgari'de açacağımız genel evin çalışanları çıktı arkadaşlar. Sizde var mı seveceğimiz bir şey? Ben Zilal Kraliyet Muhafızı mı? İlginç. İlk defa gördüm desem. Ya da ilk defa dikkat ettim desem. Bana ne dersiniz? Bana ne diyebilirsin ki? Alright keke. Aleyküm selam, aleyküm selam efendiler. Yeni gelenler hoş geldiniz. İmanınıza çökerim. Of, atlara bak. Atlara bak. Cübbenizi müppenizi kendiniz giyin. Benim ihtiyacım yok. Atlı çok var bizde şeyde de. Upgrade'e bak be. Keke. Kuşatmayı sürdürüyoruz. ...414. Bunlar bir parti daha saldırırlar bana bu savaş başlamadan. Kırın, indirin bütün duvarları benim trabüşelerim. Yok edin hepsini. Bam gün patçat. Güzel. Birliğimize katılmak isteyen delikanlılar varmış. Onları da yanımıza alalım. Bende bir şeyde level mi oldu oğlum? Oyun çökmez inşallah. Ha, çökmedi. Çiftellimiz artmış. Güzel. Çiftelli hasarını %10 arttırır. Piyadelerin saldırı hızı %2 artar. Saldırıların düşman zırhının %25'ini yok sayar. Piyadelerin tahrip edilir nesnelere karşı hasarı %20 artar. Hangisini seçeceğiz buradan? Yani sürekli savaşma ortamı. Hani krallık kurayım, barış içinde devlet yöneteyim ortamı yok. Ya diplomasi moduyla aslında biraz daha barış içinde kalabiliyorsunuz. 1.7 seviyiz Captivity Events modunu kullanırken adamın kıyafetlerini değiştire bastığında oyun çöküyor. Valla bende de çöküyor. Bende de çöküyor. Taktikte neyi geliştirdim lan ben? Bir dakika. Savunan orduların kuşatma aletlerine %20 daha fazla hasar. Kuşatma savunmacılarına %22 kat hasar. Kuşatmacılara %20... Biz daha çok kuşatan taraf alıyoruz. Buradan devam ki. Üstteki de bence mantıklı çünkü biz şey yapmıyoruz ya, bir dakika, ben liderlikte üste niye verdim? Bütün askerlerin morali 5 artıyormuş, bir dakika. Yüzde simülasyonlarda tecrübe kazancı %20 artar, bak bu da iyiymiş aslında ya. Menzilli silah kullanan tutsakları birliği alma oranı, gerçi o çok bir şey fark ettirmez ya. Üsttekine de bunu verdim babacım, devam ki. Indira Gandhi. İndirin bütün duvarları. Benim aslanlarım, benim trabüşelerim. Bamküm patçat. Sturgyalılara bir savaş açmayın, bir durun ya. Loçana kalesini kuşatmışlar. Ağzına tükürdüm herifleri. Giriyoruz. Boşluk var. Giriyoruz. Boşluk var, giriyoruz kekeler. Trabüşeleri bak ne kadar güzel zemine koymuşlar, görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Hepsini böyle yapsa aslında hiç takılma yaşamayız oyunda. Bak Asgar'ın yanındaki su birikintisini de görüyoruz bu arada. Dağları görüyoruz. Bak şurada köyler falan var normalde. Güzel. Asgar haritasını bayağı bir detaylı yapmışlar. Oyuna eklemişler. Aferin. Aferin. Aferin çocuklar. Aferin. Ordularımız Asgar'a doğru ilerliyordu. Şanlı ordularımız. Oğlum ben bir oturamadım ya. Bu kadar da sırtıma yaslanınca şey oldum sanki. Bir dakika. Ben bence oturmayı unutmuş olabilirim eski koltuğum. Oturmayı unutan yayıncı cezalandırıldı. Diplomasi modu da sen arkadaşlarımız açıklama olarak söylemiştim onu. Ha, okey. Dükkan bereketi geldi abi. Dükkan bereketiyle gelir vallahi. Lordlar bu kadar lordu çalıştırırsa bu arada paraya para basarız. Oyunun son hali gerçekten muazzam olacak. Bir de çıkan modlar efsane olacak oğlum. Çıkan modlar ya, öyle modlar geliyor ki her biri böyle bizim şeyimizi karşılayacak yani. İstediğimiz tadı, heyecanı karşılayacak. Harita güzel. Allah var, harita güzel olmuş yani. Şu su birikintisi falan filan güzel yapmışlar. Aha burada da sonsuz deniz bulduk. Bak 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 bak. Bakalım ne.
Ben neden sonsuz denizin üzerinde ilerlemeye çalışıyorum ya? Neden sonsuz denizin üzerinde ilerlemeye çalışıyorum? Aklımı, kaderimi sikeyim ya. Oo, en son save'i nereden aldın? Neyse, savaştan sonra aldı herhalde, değil mi? Junip Gaming Forever ya. Sonsuz deniz bizim neyimize ya? Biz orada ırmağı bulduk da sonsuz denizi ne yapacağız ya? Maşallah dediğimiz 3 saniye yaşamıyor bana. Neyimize kardeşim bizim ya? O denize girmeyecektik biz ya. Sonsuz denize girmenin acısını içimizde hissettik ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey olamaz. Sefere devam ki. X-Brookie 7 yıl 2 ay 26 gün. Sen var ya ta bizim Necati Zeon'un yaptığımız o kampanyalardan, çekilişlerden takip etmişsin hacı herhalde. O ne lan, 7 yıl öncesini ben hatırlamıyorum. İyi neyse, burada save almış. Savaş sonrası save almış. Tamam, çok bir kaybımız yok. Bir dakika, bunu koymayalım. Şah, bir kaybımız yok. 69 delikanlı upgradelenmiş. Hiç bu kadar hızlı upgradeleyen birini gördünüz mü hayatınızda? 87'den beri. Upgrade demek bizim işimiz. Abi. Bam, 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 güm. Kırın duvarları. Dinletin buraları. Buraların tek sahibi geldi. Benim peki skiller duruyor mu? Skillerimizi skillettirdik mi? Evet. Onu yukarıdakini veriyorduk. Taktikten saldıranı veriyorduk. Buradan da bunu veriyorduk. Alright. Yedi yıl önce lastik donla geziyorduk. O neymiş öyle? Ulan asıl var ya, ben bu 7 yıl önce kanalda saçma sapan böyle millete yayın yaptıracağıma, o zaman Levo Mevo vardı. Bu lolcu falan çocuk var ya, Levo. Levo falan bizim kanalda yayın açıyordu. Purple Blanket diye bir kız vardı. Onlara yayın açtıracağımız, o zaman ben kendim açsaymışım. Şimdiye ne olurdu ne olurdu. 34 yaşındayım kardeşim. Şimdi herhalde 50 bin izleniyorduk. Alim olalım. Liderlik devam ki. Yıkın bütün duvarları. Benim aslan evlatlarım. Tamam. F5'imizi alalım. F5'imizi alalım. Aynı şeye girmeyelim bir daha. Abi bayağıdır Prime'la abone ol. Canın sağ olsun. Kardeşim benim, izlemen, like atman bile yeter destekle ya. Desteğin küçüğü büyüğü olmaz kardeşim bizim. Levo bıçaklandı mı? Ne bileyim oğlum, ben bıçaklamadım. Ben bıçaklamadığım için bilemiyorum. Yok oğlum, biz o zaman Turkish Player'da zaten çok deli gibi tıklanan bir web sitemiz vardı. Yani oyun haberleri konusunda Türkiye'de en çok tıklanan 3. web sitedik. İşte Merlin'in kazanı 1'di, Turuncu Levi 2'ydi, biz 3'tük. O zaman mesela biz, bu Twitch yeni başlamıştı. Kimse daha Twitch'te yoktu. Biz de dedik ki Twitch'te hani biz kendimiz yayın yapamayız. Bu yayın yapmaya meraklı kişileri bulalım. Bizim de kafamıza yatacak, bize uyacak kişileri seçelim. Böyle bir canlı televizyon gibi bir yayın akışı oluşturalım. İşte her gün saat 5'te başlayıp gece 12'ye kadar yayınlarımız olsun. O zaman birçok yayıncıyla, Ofrayus'lar vardı, bilmem ne. Necati'ye, Zeon'a o zaman reklam vermiştik bir sürü. Necati oyun karşılığında bilmem ne işte 50-100 liraya falan reklam çıkıyorduk. Çok komikti oğlum o zamanlar. Sütten az yanan yoğurdu üfleyerek geç yani, böyle yoğurdu. Bildiğin klimanın altındaydım yani. Bizim kaderimiz cünüplük ya. Ya cünüplük var da işte sıkıntı yok ya. Garios'a para yağdırdım. Bizim krallığın adamların topraklarını çekmeye başladı yahu. Nasıl yani? Garios nasıl çekiyor krallığın adamların toprakları? Topraklarıyla çekmeye başladı.
Garios krallığa ekstra adam mı çekiyor? O nasıl oluyor lan? Yağdırak bizde lordlara para. Çeksinler milleti. Bir ara Instagram gönderilerinin altında hep Levo bıçaklandı yazıyorlardı. Bilmiyorum, ben oralar kaybetmiştim. Sen nasıl para kazanıyorsun çok merak ediyorum. Ben birçok yerden para kazanıyorum. Parayla satın alıyor beyler. Harbi mi ya? Oğlum ben de vereyim bir tane lorda o zaman parayı. Alsın bizimki de. Basayım mı parayı Royalus? Birine vereyim mi bir 10 milyon? Ya böyle Allah tarafından vahiy ile geliyor. Vahiy ile geliyor Kürşat. Eşofmanı giymişsin, spora mı başladın? Yok kanka ya. Hava soğuk biliyor musun? Eksi 9 derece falan. Götümüz donuyor. Hanım da açtırtmıyor şu şey. Kaloriferleri çok fazla. Şey çok geliyor diye. Hanımı direkt şikayet ederiz. Ha kral olması lazım. Anladım. Okey tamam, o zaman vermiyorum. Levo çok efendi, çok düzgün çocuk ama ben seviyorum Levo'yu. Bir rahatsızlığı vardı, o geçti mi acaba bilmiyorum. Daha o zamandan beri hiç konuşmadım. Gizli mafya haraç yiyor falan. Yani soyadımız yasak. Oradan bir artık pay biçin. Oradan bir pay biçin. Big Serkan'cum hoş geldin kardeşim benim. Prime Gaming'le abone olmuş. Welcome to the jungle. Discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ündemde yüce. Orduya bak. Tek, sanki iki tane kapı yarık değil de tek bir yer yarıkmış gibi. Hepsi buradan akıyor. Elektrik faturası geçen aya göre ne kadar arttı? Vallahi bakmadım. Bakmak istemiyorum. Yenge bir gün kapıdan içeri girecek, ondan sonra göreceğim. İçimizden geçecek. Kesinlikle olması gereken 3 mod. Dismemberment, diplomasi. Kesinlikle olması gereken modlar. Dismemberment, diplomasi, bir de herhalde Zorberax Legacy derim ya. Bu üçü kesinlikle oyunu çok başka tat veriyor ya. Ben RTS'i de çok seviyorum. Kemoterapi mi alıyor? Geçmiş olsun kardeşime ya. Allah şifalar versin gani gani. Vilandiyalara şu an savaş açmıyoruz. Göt göt işler yapmayın, ağzınıza sıçarım. Tutsaklar. Fiyanı ver. Gerisi senin olsun. Ver şunu da 7 tane at, 7 tane attır. Talanımızı edelim babacığım. Hemen Brotul Asumuzu satın alalım. Çünkü burada çalışacak, bademlenecek lordlarımız var. Buradaki sucukları buraya boşuna asmadık. Sucuk, sarımsak, bunların hepsi doğal. Doğal azdırıcılar. Aynen. Aldık burayı da. Aynen Burhancığım, aynen. Şuradan verelim. Sen burada çalışıyorsun. Sen de. Sen de. Başka şurada var mı bakalım zindanda biri? Aman yarabbi, burada neler görüyorum ben. Ben burada neler görüyorum. Asaray'ın köylülerine haber salın. Lordları bademlemek isteyenler Asgar'a gelsin. Asaray'ın köylüleri sıraya geçin. Badem Gaming başlıyor. Oğlum bunlar kim la bunlar? Kim köpeksiz olurlar? Şuraya lord koyacaktık. Kimi koyalım? Envin, gelinim. Gelinim burayı yönetir. Gelinim al sana para. Al sana para. Al sana para. Al sana panayır alanı. Al sana vırt alanı. Al sana zırt alanı. Tamam. Hemen şuradan bir F5'imizi daha alalım. Abi sürekli şehirlerde isyan çıkıyor. Yani onun için mod yok ama sen şey yapman lazım. Düzgün yönetmen lazım. Ham bölgesine dur. Ne yapacaktım? Garnizonu ayarlayacaktık buranın. Kaleye git. Improved garnizon. Asgar nerede? Burada. Aha da burada. Create a new recruiter. İçeride kimse yok. Birini bırakmamız lazım. Amitas'ta recruitment yapıyor muyuz?
Oğlum. Şehir bulamıyorum. Bu ne bası bir liste. 50 kişi topla diyelim Amitas'ta. Eni diyelim. Memlükler gitsin. Orman koşucusu şu bu falan gitsin. Toplasın gelsin 50 kişi. Tamam. Buranın da hemen garnizonuna birkaç tane kişi bırakalım. Al sana Batanya yabanisi. Al sana. Al sana. Kıdemli cidacı. Garnizonu yönetelim. Asgar diyelim. Bir 50 kişi toplayın acilen buraya getirin. Eni diyelim. Şunlar gitsin. Alright kekeler. Bir süre bekleyelim. Sonra çıkışımızı yapalım. Orduyu da bir dağıtalım. Bizim çocuklar burada bir aksınlar ortamlara. Gel bakalım gel. Allah'ım. Oğlum oyunun kaderini etkileyen modlar falan diyorsun da. Sana şöyle bir sorum var kardeşim. Kral olduktan sonra oyunun sürekli aynı kaleyi alvere dönmesi hoşuna mı gidiyor? Hoşuna mı gidiyor? Bak şu anda mesela bizde tecavüz hoşumuza gidecek. Çok biz burada cepleneceğiz. İçimizden geçecekler gibi bir durum var. Ama ben bu savaşı alırım lan. Ben bu savaşı alırım. Bunları da bademletirim. Hayır mı oğlum? Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz sanırım gençler. Okçularımı dizerim tepeye. Okçularımı dizerim Uhud tepesine. Siz hayırdır lan derim ondan sonra. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Let's see de ak göt kara göt şimdi. Sırtımızı güvenceye aldık. Okçularımızı dizdik. Piyademizi dizdik. Gelin bakalım ne olacak. Aman abi okçular tepeyi terk etmesin. Terk ederlerse bok yedik. Şimdi 85 tane oradan atlı okçu geliyor. İyice yanaşsınlar baba. İyice yanaşsınlar. Benim okçular bir gereğini yapsınlar onlara. Haya oha. Gelemediler. Yemedi. Yemedi. İnce bir Yusuf çektiler sanki. İnceden bir Yusuflandılar sanki. Kim kimi koparıyor kendi payının. Dizilseniz de mal mısınız? Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Bu olayda okeyiz. Bu olayda okeyiz. Bence bir şey olmayacak. Çünkü okçularımız içinden geçecek gibi. Farsçım kardeşim 4. ayın kutlu mutlu olsun. Ve okçularımız ölüm yağdırmaya başladılar. Atlılarımız olaya hızlı bir giriş yaptı. Atlılara saldırı çek yapıyoruz. Saldırı çek, saldırı çek. Bir daha saldırın. Güzel. Bir daha geri gelin. Atlılara verdim at savaşı. Hadi bakayım.
Hadi bakayım okçular, halledin şurayı. Okçular, halledin şurayı. Bir parti geri çekilelim. Bir parti oklarımızı dolduralım baba. Çok biz zarar verdik zaten. Çok biz zarar verdik. Bunlar 600 küsur kişi değil miydi? İçlerinden geçeceğiz. İçlerini geçeceğiz. Save'de çalışan modlar var, çalışmayan modlar var. Onları denemen lazım dostum. Tamam. Yine aynı yere konuşlanıyoruz. Oğlum atlımız kalmamış lan. Neyse atsız kazanacağız bu savaşı. Bu savaşı atsız kazanacağız. Ya oynadığımız modlar zaten çok keyif veriyor. Ünlem mod yazıp görebilirsiniz. Hatta abone olan kullanıcılarımız abone özelden mod pack'ini indirebilirler. Vallahi demeyin para için mi yapıyor? Para için falan yapmıyorum arkadaşlar. Royalus bunu çok iyi biliyor zaten. Hatta Tailwords forumu kullananlar çok iyi biliyor. Bir kere yayınladım herkese özel. Demedikleri lafı bırakmadılar. O yüzden yayınlamıyorum öyle herkese. Ondan yayınlamıyorum. Ondan aboneleri veriyorum sadece. Linç'in üstüne linç yedik anasını satayım. Ne oldu lan? Neyi gördüm, neyi görmedim? Yukarı alır okurum vallahi. Bu kayıttaki amaç ne abi? Nasıl bitirmeyi düşünüyorsun? Bu kayıttaki amacımız şey arkadaşlar. Pislikle başladık zaten. Savaşmaktan daha çok pislikle böyle mafyalıkla falan filan Haladia'daki birçok yerin haracını yiyoruz. Birçok yerde böyle isyan çıkartıyoruz. Lordları öldürtüyoruz. Bu şekilde. Linç etme sebepleri şuymuş. Ben modpack yayınlamışım. Modcuların işte şeye hakkına girmişim. İşte modcuların hani onların linkten indirilmiyormuş da benim linkten indiriyor. Ulan modu çok beğenen, destek olmak isteyen zaten gider. Modun abi sayfasına girer. Adama der ki helal olsun kardeşim ne güzel mod yapmış. Ben bu adama donate atayım diye donate atar yani. Hani sanki ben öyle bir yayınlıyorum internette başka bir yerde bulamıyorlar. Ulan modları ben tanıtıyorum zaten. Batanya fiyanları zamanında mod vardı. Gerçek güçlerini ortaya çıkarıyor. Oğlum daha gerçek güçleri ne olsun lan? Zaten hayvan gibi ya. Bu modda tam öyleyiz. İtin uğursuzun şerefsizinden de ileneyiz. Biz de gülmeyeceğiz mi diyeyim? Mustafa Muhammed işlediği sınav suçu sonrası gözaltına alınmak için Afrika Uluslar Kupası sonrası Kamerun'dan direkt Türkiye'ye gelecek. Oyuncunun suçu kanıtlanırsa 4 yıla kadar hapis cezası al. Bizim oyuncuysa normal amına koyayım. Mustafa Muhammed bizde değil mi? O yüzden herkese açık yayınlamıyorum yani. Hatta Nexus'tan şikayet edip kaldırttılar falan o mod pack'imi. O yüzden sokarım yani hiç uğraşamam. Saldırın lan piyadeler. Allah şuradaki atlılar çok kötü ya. Şuradaki atlılar çok büyük problem. Saldırın lan. Kim varsa saldırsın. İçinden geçeriz. Ben de giriyorum. Aman akbudum.
Siz kiminle savaştığını zannediyorsunuz? Kutsal memeleri sayıca avantajlı olabilirsiniz. Ama bizi hiçbir zaman öldüremezsiniz. Sınava başkasını mı sokmuş? Piç ya. Mustafa Muhammed de piçin önüne gideni çıktı ya. Ömer Unul'dan artık benim tutsamsın. Vizduna sen de. Katfin köpeği. Ukay. Sultayn. Hepiniz benim köpeğimsiniz. Bundan sonra saygı duymayı öğreneceksiniz. Yemeklerini alın. Atlarını çalın. Devam edin. Adamın peşinden koşup ensesine üflesin. Oh, yaptım şöyle. ASMR yaptım herifi arkadan. Tamam, bizimkiler hemen ordu kurmuşlar. Şurayı alıyorlar. Güzel. Ben de Asgar'a bunları bırakayım. Bademlensinler seriden. Selamünaleyküm. Asgar'a bazı ihtiyaçlar varmış. Onları getirdim. Asgar var ya, yemin ediyorum şey oldu. Hollanda Red... Red Light mıydı o sokağın adı? Asgar Red Light gibi oldu yemin ediyorum. Ne oluyor oğlum? Herkes savaş açıyor lan bana. Lochana Kalesi'nin kim nereden nasıl yaptı da onu öyle bir şey oldu ya? Asgarlı münafıklar. Askerlerim iyileşsin. Ticaretimizi de yapalım. Güzel. Güzel. Garnizona geldi mi adam? Gelmiş. 317 kişi gelmiş lan hemen. Şunları ver. Bunları ver. Batanya fiyanlarını ver. Asil Batanya gencini ver. Size gerek yok bunlara. Overwatch kekeler. Gayet iyi durumdayız. Bir level daha mı geldi? Yayıncılıktan başka iş yapıyorum ya dostum. Reklam işleriyle, proje işleriyle falan uğraşıyorum. Sokarius. Overwatch keke. Sen de buradan okeylendin. Buranın ne kaldı? Bariyel Kalesi mi kaldı? Bariyel'i alalım abi o zaman. Ben bir Bariyel'e gideyim bakayım ne olacak. Ben bir Bariyel'i kuşatayım. Kuşatırken de ordu kurayım hemen. Yakındakiler gelsin. 200, 200, 200. Tamam. Aa, yemekleri yok. Salaklar teslim olacaklar. Torunum büyüdü. Zeka ve güç verdik ona. Bir F5 alalım, doğru söylediniz. Şu anda bir F5 almamız gerektiğini hissettim inceden. Evet canım, teslim olun bakayım seriden. Yemeğiniz yok. Birbirinizi mi yiyeceksiniz? Aferin evlatlar, aferin. Aferin. Seriden teslim olan düşmanı seviyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, seviyorum seriden teslim olan düşmanı. Talan edin. Ya buradaki Bariyel Kalesi'ni mesela birine verelim ya. Kime verelim? Tımarlar. Bariyel Kalesi. Nerede lan Bariyel Kalesi? Kalesi. Kalesi, kalesi. İsme göre dizerim. Beni delirtmeyin. Bulamıyorum. Ah, Ubrovin'ye veriyorum. Salakların neden... Oyun çöktü zannettim var ya. Sövecektim tam. Factions. Klanlar. Sizin neden nüfusunuz yok yavrumlarım? Al benim canım al. Al benim gülüm al. Al benim bebeğim al. Al benim canım al. Basurlularda para var mı peki? Zenginler. Ubrovink'te para var mı? Zenginler. Overwatch kekeler. Bence Obrat gibiyiz. Şunları bir yakalayayım bakalım.
Şimdi Emaris şunları yakalar mı? Yakalar. Koçum benim Emaris'im benim be. İşte bu be. Metal Gear oynamam ya. Metal Gear'ı ben bir sevemedim ya. Benim bari bazı sevmediğim oyunlar var ya. Sevemediğim daha doğrusu. Aa, bir sürü birliğimiz var lan kurmamız gereken. Şunların da bir içinden geçelim temiz temiz. Müdahale etme durumunda ederiz. Biz de sohbetimizi edelim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Serhat'cığım 2 ay olmuş kardeşim benim. Hayırlı uğurlu olsun. Lokanta işi ne oldu? Lokantayı açmadım ya. Açmayı da düşünmüyorum. Modları yüklüyorum ama bir türlü açılmıyor. Oyun fix crash veriyor. Bir help lütfen. Erdemciğim Bannerlord bizim şeye gir abi. Abone özel bölümüne. Abone özel bölümünde orada dosyamız var. Bu arada benim acilen Hela'ya gitmem lazım. Geliyorum. Savaşı siz şöyle izleyin. Geliyorum hemen oğlum. Hela Gaming.
Geldim, geldim. Emre abi nereye gitti? Sıçmaya. Seriden sıçıp geldi. Nereye gitti? Bu adamın yayına... Oha oğlum kaç yayındır. Helaya gitmiyorum la. Ayıptır, bu kadar büyük yalanla ilk defa gördüm ya. Liana'ya bak sen. 56 yaşına gelmiş. Seni yaşlı kaşar. Kimin karısısın lan sen? Vay, ex-husband. Yakiros ölmüş. Neyse artık Liana'yla da ilgilenecek bizim askerlerimiz. Gerekeni yapacağız. Gereken yapılacak. Atları verin la. Yenge koridorda kafana Romfalya ile vurdu. Oğlum. Yani şimdi siz beni masumuyorsunuz mu? Masumuyorsunuz mu da nasıl bir laftır ya? Gir bakalım şuraya. Selamun aleyküm Kerhaneci. Oğlum bu şehre ne oldu bu şehre? 16 tane var lan. Oğlum burası nasıl bir mekan ya? Ben buraya bir gidip bakmak istiyorum. Biz seni sıçmıyor biliyorduk. Ha, biz sıçmıyoruz. Oğlum şuna bak. Bütün tavuk döner sırasında bizimkiler oturuyor. Yine herkes oturmuş tavuk dönerini yudumluyordu. Asgarda heyecanlı dakikalar. Kimi seçsem kimi seçsem. Liana nerede lan? Liana ile ateşli dakikalar geçirmek istiyorum. Liana nerede lan Liana? Ah Liana, vah Liana. Geçmiş aşklar kolay kolay unutulmaz. Gel lan Liana. Sen yaşlı, ben yaşlı. Hadi bakalım. Follow me sweetie diyor bir de. Oh. What the fuck? Adalet Bakanı istifa etti. TÜİK Başkanı görevden alındı. Şaka yapıyorsun. Harbi mi lan? Gerçekten mi? Bizim Adalet Bakanımız mı varmış diye. FBI open the door. Gerekeni yaptık babacığım. Gerekeni yaptık. Her zaman her yerde olduğu gibi gerekeni yaptık. Şunu yakalamamız yok mu peki? Burada var mı? Ukba kalmış. Hadi Ukba'yı da alalım. Madem Aseray'a geldik babacığım, gerekeni yapacağız. Aseray komple Türkleşecek. Yani istifa mı etmiş, ettirilmiş mi? O da önemli bir mevzuat. O da önemli bir sual. Üste baraj, kutsal memeler için silikon parası toplayalım. Hayır oğlum, kistim var diye açacağım. Siz gönderdikten sonra ben de kendime göt yaptıracağım. Mesela benim götüm olmadığı için çok pis koltuklarda kıçım ağrıyor otururken. Adalet Bakanı yerine eskisi atandı. Eskisi atandı bir de. Hani eskisi daha iyiymiş yani, öyle mi? Bence adam adaletli olmaya çalışmış olabilir. Ya oğlum beni niye amına koyayım? Silivri'ye doğru yönlendiriyorsunuz. Duvara adalet diye yazı asmışlar. Adam da böyle bakıyor değil mi? Bu kim? Adalet Bakanı. Bu baba burada sabah 9'da geliyor, akşam 5'e kadar böyle bakıyor adalete. Hadi bakalım, hadi bakalım, teslim olun seriden. Seriden. Seriden canlar, seriden. Seriden bebişler, seriden. Beni üzmeyin bakım. Bu kaleyi bana vereceksiniz. 170 askerin 170'ini de ben buraya garnizona bırakırım babacığım. Benim olacak. Benim olacak. Kemalcığım, Adalet Bakanı esprisine diye. Eyvallah kardeşim benim. Biliyorsun yarısı sende yarısı bende. Bunlar bende niye görünmüyor peki? Bir el atacak an bakalım. Aa, bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Ah, düzeldi. Düzeldi mi? Düzelmedi. Ananı satayım.
Bilgisayar GG. Şu an yayın bilgisayarında çok değişik şeyler yaşıyoruz. Neyse. Neyse artık. Oldu o kadar. Adalet. İzleniyorsun abi. FBI, open the door. Şuraya şunları bırakacaktık babacığım. Bir bırakalım. Parayı verelim kaleye. Kalemiz parasız kalmasın. Sevmem öyle şeyleri. Koskoca Bubinut'un mekanı parasız kalmış dedirtmem ben kal radyoda. Milise itsinler. Vali atamayacağım. Garnizona da şu aldığım çöp askerleri bırakayım. Al, 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 köpek, al, al. La 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 ya ho ye ha. Bunları vermesem mi ya? Şunu verem, şunu da verem. Diğerleri bende kalsın. Atanya milis mutlaşçısı. Ne işi var lan burada? Bu ne oğlum, her yer milis olmuş ya. Milis mi yapıyoruz kardeşim biz, bu nedir ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Her yanımız milis. Alright kekeler. Şöyle bir bakalım. Artık Aseray'ın bu sol yakası, batı tarafı komple Bubin Hut'a aitti. Şu Zenuka'yı da satın alan ben ya. Kimde bu Zenuka? Lonanyon. Lonalyon. Altenos. Burayı bana satacaksın. İyi geceler kardeşim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. SSD gitmez ya. Şeyleri overlay'lere yenile dedim. Bir şeyler değişti. Abi sadece kızlarından bir kuraklık kurulur. Kuraklık ne amına koyayım? Kuraklık ne lan? Krallık mı? Telefonun chat'i mi bozdu onu öyle? Niye olduysan ha? Bunu biliyordum ama iyi ki save almışım. Bunu biliyordum, iyi ki save almışım babacığım. Abi sen gittin, şimdi ben gideceğim sırayla. Hepimiz aynı anda gidersek biliyorsunuz ki taşkınlar yaşanabiliyor. Ülkemizde. O yüzden sırayla gidiyoruz. Discord'da da öyle mesela yazıyorlar. Artı bir yazıyorlar. Ben anlıyorum oradan birisi tuvalete gitmiş. Ya ama milis de çok güçlü olmamalı ya. Yeni çalış. Her yayında PC bademleme. Vallahi PC bademlersek bu sefer içimden geçerler ha. Bu sefer içimizden geçilir yani. Bademlendiğiyle kalır PC'miz. Sefere devam ki. Bugün yayar mıyız ya sabahlara kadar? Ne diyorsunuz? Sabahlara kadar yaymamız yok mu bugün ya? Bannerlord oynadıktan sonra da Bahadır kardeşimizi uyandırıp Age of Empires ortamlarında 2vs2 atmamız yok mu ya? Var gibi gibi. Var gibi gibi. Ne oldu amına koyayım? Bir şey de olmadı ki, ben anlamadım. Veronet. Genç bir bayansın Veronet. Evli de değilsin. Sen gel bize katıl. Ben bunları cepleyebilirim lan. Bunlar ne ki ama? Ha, bunlar paralı asker ya. Neyse ya. Sokarım. Yarın hafta sonu akalım reis. Akalım o zaman ya. Drop arada oluyor. Oyun atıp gelince arada drop yaşıyoruz. Oyun bizi atıp gelince drop yaşıyoruz. Sabah namazını kılıp yatarız. Sabah namazını kıldırıp yatalım hatta. Bir de değişiklik olsun. Canlı yayında. Bu nasıl bir harita lan? Burası nasıl? Ege mi lan burası? Tam böyle coğrafya kitaplarındaki Ege'yi çizersin ya. Coğrafya kitaplarında Ege'yi göstersen böyle, burayı göstersen direkt Ege derim. Ege bölgesi.
Yayarız diyen herkesin saat 3 olunca uyuyacak. Sonra gözleri Amorant'ta açacaklar. Bugün Amorant'a gitmeyeceğim. Amorant'a karşı çok tepkiliyim. En son gittiğimizde bana Turkish Player falan demedi. Gereken de yapmadı. Bizim onunla anlaşmamız var. Ben ona her raid'e gittiğimde o bana Insta'dan story atıyor özel. Hanım bunları görse GG. Aleyküm selam Uğurcuğum. Preven şehrinde sabah namazı kılan cemaat. Ben kamet getiririm. Oyundaki en kıyak paralı askerler gulamlar bu arada. Heriflerin zırhları çok iyi şekilde savaşıyorlar. Vallahi bilmiyorum ben ama deve meve görünce, aseraylı görünce bir tık sevmiyorum biliyorsunuz. Aseraylılara sövmekten dolayı banlanmışlığımız da var. O yüzden sövmüyorum. Tek vasfı popo sallamak. Birçok kişiyi gördük biz popo sallayarak nerelere geldiklerini. Yani o yüzden o vasıf azımsanacak bir vasıf değil arkadaşlar. Şof falan değil oğlum. O bayağı gerçek. Hiçbir şekilde oynanmamış bir video Instagram'daki story'im. Lütfen. Şof mop yok. Gayet spontane. Yemek masasından kalkınca çekilmiş bir video yani. Insta montaj. Değil, mümkün değil. Mümkün değil. Haritada fazla gezmiyorum. Atmasınayım. Nice keke. Veronet artık benim tutsamsın canım. Seni Asgard'a götürmeyeceğim. Asgard'da çok kalabalık oldunuz. Genel evden çıkan bir isyanı tetikleyebilirsiniz. O yüzden seni Sanala'ya bırakacağım. Seni... Bir dakika bu gelince oyun çöküyordu. Şerefsiz Veronet ne kadar hızlı kaçtı ya. Bir tane piçimi Veronet'le evlendirme kararı aldım an itibariyle. Bir tane piçim evlensin lan Veronet'le. Kim evlensin? Şöyle yenilerden. 17-18'liklerden. Sokarius. Seni Veronet'le evlendireceğim evladım. Nerede o Veronet? Çünkü elimden kaçtı. Yani bu onun dayanıklı olduğunu gör. Oha! Kardeşiyle evlendirebiliyorum oğlum. Bu ne sapık bir şey olmuş ya. Veronet nerede lan? Veronet çıkmıyor. Oğlum niye çıkmıyor lan Veronet? Evlendiremedi güyüm. Neyse. Evlendirmiyorum. Sokarius devam ki. Ne bayılacağım oğlum? O bizim herhangi bir rutinde söyletmiş olduğumuz, bizim söylediğimiz lafımızın üzerine laf edilebilir mi lan evde? Sen hayırdır? Hadi bakın. Ozan gelmişken girem ben şuradan ya. Ben şuradan girem ya. Ben girem buradan girem ben ya. Medeni kesildi dalak. Medeni kesil de bizim olsun. Medeniye yaklaşınca bir de ordu kuralım. Gel. Medeni de al. Bunların da yemeği yok. Hemen teslim olacaklar. Bak şimdi bak. Cart diye teslim olacaklar. Hemen. Acınızdan ölüyorsunuz mu lan köpekler? Teslim ol. Hadi bakayım. Çok seri. Çok seviyorum. Böyle seri teslim etmeleri çok seviyorum abi. No time wasting. There is no time wasting in there. Talan edin lan. Tamam burayı da birine vereceğim. Neydi lan buranın adı? Medeni. Onu da Basurlulara veriyorum. Oh. Aha. Şu Latin orduyu şurada bir yakalayalım biz ya. Gir lan Kasira'ya. Köpek seneye. Kuşatın lan Kasira'yı.
Bunlar var ya hemen açlıktan ölürler bunlar bence. 30 gün dayanmaz bunların yemeği. Çok hızlı tükenir bunların yemekleri. Ama Kasira'da da büyük bir savaş olacak gibi. Lochana'yı da bir türlü alamadı gerizekalar. Siona zekadan verelim. Yine zekayı al, double zeka. Akıllı ol evladım. Kesin başka bir hanım. Yok oğlum, net bir şekilde söyledim aşkım dedim. Böyle böyle Ukrayna'da dedim savaş çıksa dedim. Oradan dedim ben bir 6 tane bayan dedim. Bacımızı dedim. Evimize dedim misafir etmez miyiz dedim sığınmacı dedim. İnsanlık öldü mü dedi ya. İnsanlık öldü mü dedi ya. Sen dedi böyle bir düşünceye sahip olacaksın ben istemeyeceğim öyle bir şey söz konusu mu dedi ya. Abicim Sturgyalılara savaş açmayacağım şu anda sokacağım ben size nüfusu bunun için vermiyorum. Bir önünüzdeki boku yiyin ya. O yüzden bir şey vermedik kardeşim. Bizim canımız yanmaz yani lütfen. Erkek var, erkek var. Delikanlı var, delikanlı var. Hanım var ya Allah'tan uyuyor da izlemiyor bunları. İş yerinde de işleri yoğun böyle. Yayın tekrarını izleyeyim falan onlara da düşemiyor. O yüzden rahatım. Babacım ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bu savaştan var ya üf üf üf. Ne lord gelecek ne lord. Türk kızları seri üzgün. Hangisini yapsak ki sana yavrum benim ya. Sen şuradan yürü. Bunlar açlıktan teslim olsa daha iyi olmaz mı ya? Ne diyorsunuz dostlar? Bunlar da hiç açlıktan teslim olacakmış tipi yok ama ya. Vallahi bizim bütünlük bitecek bu gidişle. Bunlarda bir numara yok. Rezemekler birbirimizi yeriz. Ete ihtiyaç duymayız. Öyle bir atasözü vardı. Giriyorum abi giriyorum. Bunlar teslim olmayacaklar. Bunlar teslim olmayacaklar. Oğlum çok fazla torunumuz çocuğumuz oldu ya. Şuna bir baksanıza abi. Aileye bak şimdi bak bak. Fenegan kocam zaten. İlk kocam. Tomunt ikinci kocam. Bunlar çocuklar. Çocukların karıları falan. Aileye bak aile bitmiyor. Bunlar yeni bebeler. Oha oğlum torunlara falan bakar mısın? Kaç kişi lan yazmıyor mu? Bu nasıl bir soy ağacı? Bu nasıl bir soy ağacı kardeşim? Aileye bakar mısın? Vay be. Anam Savana'da ölmüş lan eksik karım. Mengus ilk ölen kocam hatırladınız mı? Aşiret gaming. Suyum bitti. Dalıyoruz baba. Bu aç köpekleri içinden geçeceğiz. Serinin başından beri diyorum kardeşleri evlendir Targaryen gibi. Ya ben evlendirmiyorum ya. Onların hepsini oyunda olmayan noble'larla evlendiriyorum. Haritaya bakak mı? O ne lan karşıdan görünen? Abi oraya gitmek istiyorum ben ya. Bak dağın üzerinde bir şey var görüyor musunuz? Ya oraya gitsek acaba oyundan atar mı ya? Save de almadım ki. Götüm yemiyor şu an gitmeye. Kesin oraya gitsem oyundan atar bu arada ya. Şu kadar yaklaşabiliyorum. Orada bir yıkıntı bir şey var orada. Yanaşsın bizimkiler. Ağaç olur mu lan öyle kocaman ağaç mı olur? Ağaç dedi bu. Devasa ağaç. Nazgül ve Bilidik isimlerini torunlarında yaşatalım aga be. Olabilir, olabilir.
Halkan duvarı olarak saldırsınlar. Bir yandan okçularımız da saldırsın abi. Ben de bir su alayım geleyim ya. Bir dakika. Dilim damağım kurudu oğlum ya. I'm back bitches. Oğlum terliğimin üzerine kül dökmüşüm. Tam terliğin de böyle şeyi yanmış ya. Parmağın olduğu yeri yanmış. Parmağım görünüyor terlikten. Al amına koyayım, al grafik ayarlarım. SS'ini çek. Print screen'ini al. Al bunlar grafik ayarlarım. 3060 Ti için ama bu. Kardeş ne oluyor burada? Savaşı kaybediyoruz biz. Çiğir düşmeyecek. Bana da öyle geliyor. Kars'taki insanlık anıtı diyor. Bu ne oğlum, onlar dışarı mı çıktılar lan saldırmaya? Yok, surların üstüymüş. Ben şimdi şehri bir düşüreyim de görün siz. Bir şehir nasıl düşüyormuş göstereceğim. Abi. Gölgeleri kapatıyorum. Sadece gölgeleri kapatıyorum. İşlemcim i7-9700K. K. Bak savaşa ben yaklaştım ya, hemen bizimkiler kesti. Mustafa banlayacağım amına koyayım, yeter ya. Spam yapmadan yaz. Manyak mısın nesin? Batuhancı bizi 5 liralamış. Teşekkür ediyorum dostum. Adamın içinden geçerim. Savaştan nereye kaçıyorsunuz sizi aşağılık köpekler? Kendi adamımı öldürdüm arada. Yine kendi adamımı öldürdüm. Olur öyle şeyler. Savaşta olur öyle şeyler. Şuradan bir sallayayım bakayım diyecek mi? Mümkün değil öyle bir şeyin değmesi de biz attık. Biz attık. Adın ne? Muzaffer. Bana kısaca Muzo diyebilirsin. Mustafa sen uyu ya. Senin şey saatin gelmiş. Uyku saatin. Vallahi anneni söylerim. Şuraya da saldıracağım ya. Buralara saldırmayı seviyorum. Onlar paralı asker. İstediğin zaman kaçıyorlarmış. Tarih dersinde de öğrenmiştim. Ne lan, hangisini diyorsun? Legolas mı doğurdu be seni? Baban da mı Legolas be? Babanla mı Legolas? Gölgeleri kapatınca da evet bok gibi oluyor da yapacak bir şey yok. Vallahi ben de dayanamadım. Bir girdim Aselay'dan çıkamıyoruz. Aldık calasım geliyor. Sen kimsin lan bana ok atıyorsun oradan? Bu diye bak, kafasına soktum oku, hala ölmedi.
Saldırın. Aşağı adam mı düştü lan? Yok, bayrakmış. Bir an aşağıya adam düştü zannettim. İsveç askerleri feodal sistemde ünlüdür. Sen dün bir modun ayarlarını göstermiştin ya, hangi modda hatırlamıyorsun? Oğlum ne bileyim lan, her gün bir modun ayarını gösteriyorum be ya. Alright kekeler. Javvalları da tutsak aldık. Bahadır'a bak, beni meşgul atıyor küçük kaşar. Aha, şunları cepleyelim babacığım. Bunları cepleyelim. İmparatorluk, zırhlı. Asilleri alalım. Eğitimleri alalım. Alright kekeler. İmanınızı verin bakalım. Atınızı, eşyanızı verin bakalım. Talanımızı da edelim. Kentimizi de yönetelim. Bas parayı kente. Ata valiyi. Gert'e gel yavrum. Artık torunum mu gelinim mi bilemiyorum yani. Kimin ne olduğunu emin olun artık bilemiyorum. Kaleye gitsek. Garnizon adam bıraktınız mı? 5 tane bırakmışlar, iyi. Hemen buranın brothel'ını da alalım. Paranın alabileceği en iyi çift elli kılıcı satın al please. Paranın alabileceği en iyi çift elli kılıç şu anda benim elimdeki değil mi ya? Bilmiyorum, bakarız. Sen bundan sonra burada çalışacaksın. Peki zindanda var mı? Olmaz mı yahu? Olmaz mı yahu? Olmaz mı yahu? Severus Snape. Zindanda bu adamlar çürümesin. Bunları yanımıza alalım. Hollanda'ya sancak şövalyesinden de bir dal alabilirim. Bir kişi kalmış lan, nasıl kaldı o? Vay çakal, benden kaçabileceğini zannettin. Bunları da bırakıyoruz. Bundan sonra siz burada çalışıyorsunuz. Muzucum uyandın mı canım benim? Hadi yap da gel, Discord'dayım. Hadi bye. Kılıcının adı ne? Dul bırakan. Bilmiyorum, dur bakalım. Dul bırakan diye kendimiz yapıyorduk ya. Kuzey işi geniş oluklu büyük kılıç diye bir kılıç kullanıyorum. Mesela bakalım buranın pazarına. Ticaret diyelim. En pahalı itemleri sırala diyelim. Büyük nervürlü süvari kırıcı. Benim savunma hasarım 109'muş. Bunun mesela düşük gördüğünüz gibi. Ağır cellat baltası. Bu çift telli diye geçiyor ama. Yok mu kullanmamız? Ne diyorsunuz? 133 diyor. Ver lan. Deneyelim bakalım. Bir süre kullanayım bakayım neler olacak. Emre meraklandı. Emre merak etti. Şuradan DC'ye de girelim de sonra Bahadır DC'de beni bulamazsa çıldırır. Kafaları yer. Update'ler ne kadar güzel. Oyundaki en iyi kılıç hangisi lan çift elli? Bir bakalım mı çileyi açıp? Cheat mod 1. Ben çift elli hiç oynamadığım için birazcık acemisiyim arkadaşlar. O yüzden bakalım diyorum. Bakıyorum baba. Erken emeklilik ama bu çok da tırt yani, hiç bir numarası olan bir şey değilmiş ki bu ya. Ben bir numarası olur diye düşünmüştüm ama hiçbir numarası yokmuş. Tamam, şuraya da girdim. Bunu da indirelim aşağıya. Alright. Valla bu erken emeklilik tek elli ve çift elli olduğu için herhalde en iyi kılıç, en pahalı kılıç diye görünüyor. Savurma hasarı 74. 79. Benim için savurma önemli. Savurma 75. 80. Ooo, Tamaskene çeliğinden dövülmüş çift elli kılıç. 133. Bu kaç? 132 lan. Oğlum bu çok iyiymiş lan yalnız.
Ben bunu ilk defa görüyorum ha. Ya daha yani görmüşüzdür de dikkat etmemişizdir. Görmüşüzdür, dikkat etmemişizdir. Eyvallah İsmail'cim, hoş geldin. Bundan bulmamız lazım. Hızı nasıl bunun? 91. Bunun 79 oğlum, çok iyi lan hızımızı. Hızı falan çok iyi oğlum, 91 çok iyi lan. Çek onu, biz görmedik. Çekmeyeyim ya. Hadi çekeyim mi? Deneyelim ya. Çekeyim, deneyelim. Denemek için çektim. Önce bunu deneyeceğim, sonra onu deneyeceğim. Ondan sonra atar buluruz. Atar buluruz. Atarı bulurum. İzini bilirsin. Orduyu bir daha atalım. Şunların peşine bir düşeyim ben bir. Sen bir gel bakalım. Sen bir gel bakalım. Kılıç deneyeceğim, biliyor musun? Biliyor musun canım? Ben bir kılıç deneyeceğim. Hadi bakalım. Bir göl kenarında çift elli baltasıyla savaş meydanında ileri doğru çıkıyordu. Bugün Ut'un askerleri şok olmuştu. Demircilik hiç kasmadım bu seride ya. Kasmayı da düşünmüyorum zaten. Çift elli kılıcıyla atlıların üzerine doğru tek başına koşuyordu bu bir Ut. Yani baltayı da aslında yine hızlı kullanıyor. Abi bunlar okla mokla bizi vuracaklar. Şimdi olmaz ki bu iş. Siz kafanıza göre takılın. Şunları öldürün. Geliyor bana doğru. Lan o bizim atlı. Sorry kanka ya. Sol kolunu da kopardım ama. Özür diliyorum. Oğlum. Abi yine bizim adamı öldürdüm yanlışlıkla ya. Bizim kendi ordumuzu yok edeceğiz bugün işte. Geliyorum köpekler. Ya Mustafa'cığım, sana iyi geceler diliyorum canım. Sen git böyle birazcık Minecraft, League of Legends videoları izle. Öptüm seni. Görüşürüz. Bye. I'm coming you bitches. İmparator içenin lanetine hoş geldiniz. Hepinizin içinden geçeceğim. Kollar bacaklar havada uçuyordu. Kafama vurmayın lan. Oğlum çekilin lan. Manyak mısınız? Öleceksiniz ya. Adam kesen kraliçenin önüne geçilir mi ya? Çiftelli. Vallahi çiftelli baltayla. Abi gelişince çok güzel oluyormuş. Dedilerdi de inanmadıydım. Hep dedilerdi de inanmadıydım. Oh baby. Oh baby. Ona ne oldu lan? Bizim okçular indirdi herhalde ha. Oha. Tokatı yedik. En büyük korkun ne? Benim bir uzvumu kaybetmek. Uzvunu kaybetmemden o kadar korkmuyorum. Çünkü çok fazla uzvunu kaybeden insan gördüğüm için. Herhalde ben yanarak ölmeyi istemezdim ya. Yanarak ölmeyi istemezdim yani. Bu olarak konusunda şey diyorlar. Hidayete eriyormuşsun ya bir süre sonra. Maybe de yanarak çok kötü oğlum ya. Yanarak en kötüsü oğlum. Yanarak bok gibi bir şey ya.
Cayır cayır yanıyorsun lan. Balta çok yavaş. Evet, Tamaskane'yi deneyeceğim şimdi. Artık benim tutsağımsın Sultan Abdas denen köpek. Şunları da alalım da şeye bırakırız. Oha, mücevherat falan var lan herifte hayvan gibi. İte ol ite bak. Kim lan? Aa. Dübürbüken Donçalan öldü mü lan yoksa? Yo, yaşıyor. Yona 2 yaşına basmış. Al canım benim. Al benim evladım. Şu 10 fartı da bir kuş atamadınız. Torunuma bak, 11 yaşına gelmiş oğlum lan. Ne yaşlandık oyunda ya. 4x 5x oynuyoruz ya oyunu. Elges koordinasyonun gelişsin evladım. Vekillikte de bir tık ilerlemeni istiyorum. Hemen şunu da bırakalım abi oraya. Hemen bırakalım. Hemen. Kaleye git, garnizonu yönet. Tuvalette ölmek ne amına koyayım? Muzo? Canim? Ohluyor mohluyor, Muzo'ya bak, geldi de. Sesi var, kendisi yok. Bizi duymay mı acaba? Muzo? Canim? Şu kılıcı bir deneyelim. Bahadır kendine gelene kadar şu kılıcı bir test edelim. Aha, benim dübürbüken Donçalan'ı yakaladı şerefsiz. Geliyor kardeşim sesin. Benim sesim geliyor mu sana? Bizim yaşımız 60 falan oldu oyunda bu arada. Muzocuğum. Sesin gelmiyor. Senin sesin geliyor ama. Benim sesim sana nasıl gelmiyor ya? Yayından takip ediyorum sesi. Bir saniye ayarlayalım kardeşim. Şu anda geliyordur bence benim sesim, sence? Şu anda geliyor mu sesim? Aynen oğlum, ben eskiden bu kadar ilerleyemeden kesin oyunda patch gelirdi, bir şey olurdu. Bakalım şu yeni kılıcı da deneyelim. Sonra da Age of Time. Bahadır'la 2vs2 yapacağız. Bahadır, Ekonomi Bakanı Adalet Bakanı falan istifa etmiş oğlum. Ne? Sesin çok az geliyor oğlum. Sigaranı hiç öyle konuşalım. Lan oğlum vurmayın beni ya. Bizim salaklar vuruyor beni. Oo! Kılıç efsane hızlı. Elimizdekinden falan çok iyi bir kılıç lan bu. Ulan asıl birlikleri arkada bıraktık yanlışlıkla ya. Atlılara gideceğiz diye. Oğlum kılıç çok fena akıyor oğlum. Yemişim çift elli baltasını lan. Harbiden yemişim çift elli baltasını yani. Bahadır şu anda benim yayıncılığa başladığımdaki ilk mikrofonumu kullanıyor bu arada. Onu da yavaş yavaş gaming gamer yapacağız. Kendisi 16 tane ekran kullanıyor ama mikrofon almıyor. Oğlum kılıç efsaneymiş, ben size söyleyeyim yani. Tamaskene çeliğinden dürbük kılıcı akıyor babacım. Bizim sancaktarı öldürmüş olabilirim ama böyle şeyler olur savaşta. Buna kuduğum. Güzel, güzel. Ben bu kılıcı beğendim. Bu kılıç okey. Bunu da aldım baba. Bu yaşlı dayıyı da aldım. Bu yaşlı dayıyı da artık bademlerler mi ne yaparlar bilmiyorum. Artık bu yaşlı dayının bileceği iş. Aynen aynen abi. Zaten o kılıcımız o, Lucifer'cığım. Bunu da bırakalım şuraya. Yaşasın orada pezevenk. Kardeş böyle bir soğuk yok. Oğlum çok soğuk lan. Yanlışlıkla şey olarak çalıştım ya.
Oğlum Sanala'daki Brothel House bizim değil miydi ya? Biz buraya biraz önce birilerini bırakmadık mı? Ne oluyor burada bacım? Ha buraya almamışız. Tamam siz burada çalışacaksınız. Bu yaşlı dayıları bademlemek isteyenler Sanalı'ya gelecek. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. YouTube için Bannerlord'un bir bölümünü daha o zaman burada bitiriyorum. Aynı zamanda yayındayız. Bahadır kardeşim de gördüğünüz gibi çatır çutur seslerle bize eşlik ediyor. Pencereyi kapattım, kapatmıyor mu? Sağ kardeşim benim, pencereyi hani kapatırken böyle yeni bir pencere yapsan hani anca bu kadar ses gelebilirdi. O yüzden bu bölümü kapatıyoruz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bye diyorum.